4-5'imi sayayım. 1. Mitrein. Mitrein neden? Adam nasıl bir manyak? Nasıl bir manyaksın kardeşim sen de? Her gün, yani haftanın en kötü 6 günü ve 7'şer 8'er saat inanılmaz disiplinli yayın yapıyor. Efendi, küfretmiyor, kamera açmıyor. Kamera açmadan başvuruyor bir de. Soğukkanlı. Bizim gibi böyle arada cinnet, mesela Cao gibi sövmüyor, benim gibi şey yapmıyor. Banlamaya, köpek çekmeye çalışmıyor. Son derece soğukkanlı kitlesine hitap eden başarılı bir yayıncı. Ondan sonra bu assolist. Zaten Cari'yi anlatacak değilim. Adam yani assolist işte. Bir yayın açıyor 20 bine, yayın açıyor 30 bine gidiyor. Oğuzhan'a konuk oluyor işte Babala'ya. Pat trendde bir tane video çekiyor, pat trendde. Adam sıçsa trend oluyor zaten. Dolayısıyla bu herif de ayrı bir assolist konumunda. Ondan sonra Ferit var. Ferit'i de şeyden seviyorum. Adamın şu kompetitif ruhu var ya, hırs yapıyor manyak gibi, gözünü kan bürüyor işte PUBG'de 30 kişi öldürmeye çalışıyor falan filan. Tabii ki geriliyor, sinirleniyor, rage geçiriyor falan. Ama adamın motivasyonu ve oynama şeyi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bende yok o. Olan birini izlemesi hoşuma gidiyor, onun o rekabetçi şeyi. Cantu, zaten Cantu da izlenme babında işte o Mitrein, Cahreyn, Cantu o kanatta yani yayın açıyor 7, 8, 10 falan böyle. Cahreyn'i sevenler Anlos'tan, Cantu'dan nefret ediyor. Cantu severler Cao'dan nefret ediyor. Biri diğerine bilmem ne diyor, bıç bıç diyor. Diğeri öbürüne lordum lordum diye şey yapıyor falan, biliyorsunuz. Ama sonuçta bunlar büyük yayıncılar. Türkiye'nin hani Twitch'i gerçekten Avrupa'yla, Amerika'yla rekabet edecek derecede Twitch'imizin canlı olmasını sağlayan yayıncılar. Beşinci konusunda hep o değişiyor. Bazen Neco diyorum mesela. Çünkü hem çok izlendiği dönemler oluyor hem de kendini değiştirmeye çalışıyor. LoL'den, Counter'dan sıyrılıp Let's Play'ler de yapıyor falan. Mesela Ferit'ten farklı. Ferit Uncharted'da oynamaz, Neco oynar. Diğer tarafta çok izlemesem de LoL, Levo ve şey var orada. Yasuo var. Ki ikisini de yani birebir tanıyorum ve benim bu adamların hepsini bu arada tahmin ettiğiniz üzere birebir tanıyorum ve hepsini seviyorum. Hiçbiriyle derdim yok. Yani Levo ne bileyim Neco'ya kayabilir, Cantu Cao'ya kayabilir. Hepsi birbirine kayabilir. Hepsi uşağa kayabilir ama hiçbiri bana kayamaz. Ben de onlara kaymam. Çünkü hepsini seviyorum ve anama sövmedikleri sürece de şey yapmam yani. Herhangi bir kavgaya, gürültüye girişmem. İşte bizde bu ilk 4, 5.'yi de işte yeri geliyor Neco oluyor, yeri geliyor Yasuo oluyor falan filan. Türkiye'nin en büyük yayıncıları bunlar. Tabii arada ben de varım. Ben mesela kendimi nasıl konumlandırıyorum? Şimdi size 5 tane, hadi ilk 4'ü söyleyelim. 5.'yi de beni koyalım, Panda'yı koyalım. Benim avantajım ne bunlara göre? Şimdi Cahreyn'in şu dezavantajı var. Aynısı Cantu'da da var. Bunlar vaktinde biri 3.000, biri 4.000 abone oldu. İşte bu açıyor 30-40K izleniyor, Cantu açıyor 20K falan. Bu adamlarda izlenme takıntısı oluşuyor ister istemez. Şimdi ben 3.000 izlenirken 1.000 izlensem, aa Panda bugünleri de mi görecektim, 1.000 izlendin demiyor kimse. Ama mesela Cao 20.000 yerine 5.000 izlendi mi, ya işte Cahreyn Efendi ya da Cantu, ya Cantu Efendi işte şimdi gün gelir 3.000 izlenirsin muhabbeti. Bu mesela tam sizin için şaka oluyor, daha geyik vardı, bu adamlara da stres oluşturur. İster istemez. Çünkü belli bir çıtaya yükseldiysen o çıtayı korumak zorundasın. Mesela Ferit'in dezavantajı ne? Aynısı Mito'da da geçer. Rekabetçi oynuyorlar. Tamam, günündeysen 20 tane vuruyorsan, 15 tane vuruyorsan her şey yolunda. Ama ard arda bir saat vur ama millet baş kolsuz. Aa yine ağlıyor. Aa backstep yine ağlıyor mal falan filan. Adam ağlayacak tabii ki. Yani vuramıyorsa çayım içeyim. Sinirlenecek, ağlayacak, normal. Ama işte o izleyiciler... Ay yavrum Abbas. Nerede 3.000 kişi? Ya Habibilerim benim. En sevdiğim Habibilerim. Bu adamlar da sürekli rekabetçi oynadığı için bir yerden sonra psikopata bağlıyorlar. Mitrein biraz daha soğukkanlı. Ferit tam bir manyak. Tam gözler dönüyor. Bende ama öyle bir şey yok. Ben 3.000 izleniyorum, 2.000 izleniyorum. Bazen işte çok ekstrem bir yayın olsa 5, 6, 7, 8 ama hani 8.000 izlenirken bile ben onun aslında 8.000 olmadığını biliyorum. Çünkü ben izlenmeden ziyade abone odaklı şey yapıyorum. Neden abone odaklı? Şu anda 1310 abonemiz var. Düştü doğal olarak hani Prime'lar şeyler falan. Ama şunu biliyorum. Ben eğer hani kalitemi, kaliteden kastım çok kaliteli gameplay yapıyorum bilmem ne. Yani ben olmayı bozmazsam, sapıtmazsam diyeyim. Bu insanlar bana destek vermeye devam edecek. İşte ayda $5 vererek, ki dolar 4, euro 5,
ya Habibi yallah, bana destek vermeye devam edecekler. Bu da benim uzun vadede şunu dememi sağlayacak. Ha benim 1300 tane sabit abonem var. Yani aylık şu kadar gelirim var. Şimdi kabaca bilmiyorum ama yarısı gibi düşünün. Diyelim ki 5000'i çarp 10.000, böl 2'ye tekrar 5000, yani 5000 falandır bilmiyorum. 2,5 çarpı hesap edemedim ya. Neyse siz çarparsınız işte. Ben beceremedim. Şu kadar gelirim var. De ki 10.000. Tamam. De ki benim 10.000 lira sabit gelirim var. Ben o zaman şunu yapabiliyorum. Kardeşim benim sponsora izlenme satmaya, dolayısıyla daha fazla izlenmeye ihtiyacım yok. Benim tüm rahatta. Zaten abonelerim bana destek veriyor. Saçma sapan bir oyunun reklamını yapıp 10.000 lira kazanmama gerek yok. Çünkü ben diyelim ki Wolf Team Güzide oyunumuz. Saygı duyarım. Oynamasam da oynayana saygı duyarım. Hiç riske girmem. Son derece politik. Wolf Team diyelim ki bana gelse. Ama ben Wolf Team oynamak istemiyorum mesela. Çünkü benim yayın tarzıma, kitleme uymuyor. Ama sana 10.000 veriyoruz dese. Ben bunu reddedebiliyorum işte. Niye? Ben zaten 10.000 lirayı izleyicimden kazanabiliyorum. Gerek yok hacı. Çünkü onu şey yaparsam, o oyunu oynarsam belki de benim izleyicim lan Panda ne yapıyor lan? Ne bu anasını satayım deyip aboneliğini iptal edebilir. Ben o riske niye gireyim? Hani bozmaktan sapıtmaktan kastım bu. Yani izleyicim, bu arada sadece abone olmanız önemli değil. İzleyiciler için de konuşuyorum. Bana siz o gücü veriyorsunuz. Benim tırnak içinde gütümü kaldırıyorsunuz. Sponsorlara ya da bilmem neye karşı. Hani çok basit bir örnek vereyim. Şimdi ikisi de benim arkadaşım, Cantu da Neco da. Ama yani sponsor var. RGS'de kayağı götürür. Sponsor var. İşte Dubai'de şeyhin yanında drift atmaya götürür. Hani biraz öyle bir durum. Bize seçenek şansı geliyor. Seçme şansı veriyorsunuz. Sizin bana verdiğiniz destek benim hani sponsora ya da gelen proje valla bunu yapmam deme lüksümü veriyor. Dolayısıyla benim rahatlığım da oradan geliyor. Tuna Bin Panda. Ya Habibi. Mantığı anladınız değil mi? Yani neden benim hiçbir zaman trend izlemeyeceğim? Ben trend izleyeyim. Tamam izlerim. Yani bakarım. Aa ne? Bir tepki de veririm. Ama benim o bahsettiğim kemik izleyici abone olsun ya da olmasın. Bugün abone olmayabilir. 3 ay sonra, 3 yıl sonra maaşını aldığında abone olacaktır. Ben onu da kemik izleyicim diyorum. Dur lan acaba geç de gecikiyor. Neydi sattım ki? Ha evet evet. Ya sevgili canavar. Burada benim biricik canavarım varken. Tişört bastırma, tişört kupa olayına giriyoruz. Giriyoruz da çok yavaş işliyor. O da benim sığırlığımdan. Dur ya asıl konuya dönelim. Ben ne diyordum ya? Bu tip ne lan bu? Enfeksiyon. Ne diyorsun? Görmüyor musun? Pinti bin panda. Daha ne yapayım ya? Biliyorum. ISO okuyamıyorum uzak ama çelik mi? ISO biliyorum abicim. Onun için diyorum. İleride olur. Heh. Daha da fazla uzatmadan ana konuya dönüyorum. Abicim benim rahatlığım budur. Benim hani çok izlenmeye ihtiyacım yok. Sponsora izlenme satmaya ihtiyacım yok. Bu astrolistler gibi işte. Büyük yayıncılar gibi. Aman 10.000'in altına düşmeyeyim öyle bir derdim de yok. Yani prey yayını yapıyorduk. 2000'e 1500'e de yapıyorduk. Ama prey oynuyorduk lan. Benim dışımda prey'i bitiren mi var? Şu anda bu chat'in yarısı prey'in ne olduğunu bilmiyor bence. Biz onu oynadık bitirdik öyle bir efsane oyunu. Efsaneymiş meğerse. Prensim saygılar ne? Last Paradise. Şükran eyvallah. Şükran. El Panda Bin Salah o da güzelmiş. Dolayısıyla mesela... Herkese benden çay. Yavrum hafası. Gitmem lazım artık. Because vallahi bir sohbet yayınında hele ki gecenin körü yani gerçi sizde bir ama 1.5 da geç yani. Bu kadar insan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru cevap yapıyoruz işte. Ozan Marley 3. ayını tazelemiş. Zonguldak atmış değil mi? Marley. Hoş geldin. Emperor Palpatine 2. ayında pava diye bağırmış. Vay güzel. Tam Palpatine zaten. Ne diyecek başka? Berkak. Ya. Ya sağlık ya hakikat. Berkay aramıza katılmış ve Cervantes de Leon 2. ayını tazelip iyi yayınlar acım demiş. Eyvallah. Hoş geldin abi. Şimdi nasıl şey yapıyorduk bunu? En nihayetinde ulan ne uzattım ya. Uzattıkça da seyirci artıyor. Neyse herhalde diğer yayıncılara şey yaptım diye ama liste atamıyorum ki ne diyeceğim. Seviyorum hepsini. Seviyorum dedim çok da sevmiyorum ya. Mesela Cahreyn'e uyuz oluyorum. Ama nedenini söylemem. Özelimiz onun ağzına sıçacağım.
bir gün Polonya'ya gideceğim var ya, diyeceğim lan köpek bak lan bana diyeceğim, yaşat lan beni diyeceğim. Köpek demeyebilirim. Köpek demeyeyim. Lan diyeceğim, yaşat lan beni diyeceğim. Ama o aramızda. Gözler uykulu, uyuyamam çünkü saat kaç? 2:30. Bir saat sonra gideceğiz. Yola çıkacağız. Yani Dubai saatiyle 3:30, Türkiye saatiyle 2:30. Lobiye toplanacağız. Çantalar, mantalar falan filan yol sürecek. Oradan hava alalım. Sakallar çıktı, keseriz ya. Jiletle bir şeyler yaparız. Ama şu anda konumuz o değil.